Evet, bugün kahvaltı çok güzel bir tarif paylaşacağım. French toast yapacağız. Şimdi bunun için öncelikle 3 tane yumurtayı kırıyorum. Şimdi bu yumurtaları çırpıyoruz. French toast aslında tuzlu olarak da yapılabiliyor. Onu başka bir tarifte paylaşacağım ama ben bugün size tatlı olan versiyonunu yapacağım. Şimdi üstüne süt koyuyoruz. Şimdi üzerine tuz ekleyeceğim. Bir çimdik tuz olacak şekilde. Bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Dilerseniz bal da koyabilirsiniz şeker yerine. Bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Ve son olarak da bir çay kaşığı vanilya aroması ekliyorum. Ve iyice çırpacağım şimdi. Bayat ekmek kullanmanız daha iyi olur. En azından bir günlük bayat ekmek olursa çok daha iyi olur. Ben bu şekilde bir sandviç ekmeği kullanacağım. İçine batırıyoruz ve iyice emmesini sağlıyoruz. Şimdi ekmeği bir tabağa alıyorum. Ve diğer ekmeği koyacağım. Ve bu ekmeği de bir tabağa alıyorum. Şimdi pişireceğiz. Bu şekilde bir karışım kalırsa eğer fazladan, bununla da küçük bir sandviç ekmeğini yarıya bölerek yapabilirsiniz. Evet, şimdi biraz tereyağını eritiyorum tavada. Üç dört dakika boyunca kontrol edeceğiz. Hiç dokunmuyoruz. Bu şekilde pişecek. Aynı işlemi diğer ekmek için tekrarlıyoruz. Evet, French tostlarımızı tavadan aldık. Gerçekten nefis kokuyor şu anda. Dilerseniz üstüne bal sürebilirsiniz. Ben şimdi bal süreceğim. Dilerseniz akçaağaç şurubu kullanabilirsiniz ya da reçel de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde meyveler koyacağım üstüne. Siz isterseniz hiç meyve de kullanmayabilirsiniz. Bal döküyorum birazcık. Ve French tostumuz hazır. Afiyet olsun.